Kitten for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde lahmacun yapıyorum. Öncelikle 4 adet Charleston biberi blender'a alıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ardından blenderla çekiyorum. Çektiğim Charleston biberlerini kaseye alıyorum. 2 adet kırmızı kapya biberi blenderın içerisine doğruyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ardından iyice çekiyorum. Çektiğim biberleri yeşil biberlerin üzerine ekliyorum. Kabuklarını soyduğum 4 adet domatesi blenderın içerisine doğruyorum. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Domateslerin üzerine yarım demet maydanozu doğrayarak ekliyorum. Ardından blender yardımıyla çekiyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Çektiğim domates ve maydanozu biberlerin üzerine ekliyorum. 3 adet büyük boy soğanı doğrayarak blender'a ekliyorum. Bu tarifi evde yaparak çocuklarınıza lezzetli, aynı zamanda içerisinde ne olduğunu bildiğiniz lahmacunlar yedirebilirsiniz. Ardından blender yardımıyla çekiyorum. Soğanları diğer sebzelerin üzerine ekliyorum. bir büyük boy soğanı blender yardımıyla tekrar çekiyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Çektiğim soğanları diğer soğanların üzerine ekliyorum. Ardından kaseye yarım kilogram kıyma ekliyorum. Kaseye 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı isot ekliyorum. Üzerine biraz pul biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ardından yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Elimle iyice özdeşleşene kadar karıştırıyorum. İç harcım iyice özdeşleşti. Özdeşleşen iç harcımı dinlenmesi için buzdolabına alıyorum. 5 su bardağı unu kaseye alıyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Azar azar su ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Hamurun üzerine örterek dinlenmesi için buzdolabına alıyorum. Hamurum dinlendi. Tezgaha un serpiyorum. Un serptiğim tezgaha hamuru alıyorum. Hamuru bölüyorum. Benim bu yaptığım ölçüden yaklaşık 12-13 tane lahmacun çıktı. Bezelere şekil veriyorum. Tezgaha un serpiyorum ve hazırladığım bezeyi tezgaha alarak oklava yardımıyla açıyorum. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımı ileri sarmadan tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu tarifi dilerseniz bol bol yaparak buzluğa atıp daha sonra ısıtarak tüketebilirsiniz. Bezemi yeterli büyüklükte açtıktan sonra hazırlamış olduğum kıymalı harçtan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. kıymalı harcı koyarken çok kalın bir şekilde ve çok koymamak oldukça önemli. Bu kıymaların daha geç pişmesine ya da pişmemesine sebep olacak. Tavayı ocağa alıyorum ve iyice ısınan tavama hazırlamış olduğum lahmacunu koyuyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum ve ara ara kontrol ederek kısık ateşte lahmacunu pişiriyorum. Ben lahmacunu çok sevdiğim için ve lahmacun yapmak bu tarifle çok kolay olduğu için ben sık sık bu tarifle lahmacun yapıyorum. Pişen lahmacunumu tabağa alıyorum. Bu tarifi denediğinizde bir daha dışarıdan lahmacun satın almayacaksınız. Bu tarifi deneyen tarifin bağımlısı oluyor. Çok kolay olan bu tarife mutlaka bir şans vermenizi öneriyorum. Ben lahmacunumun içerisine marul, domates ve limon koyarak tüketmeyi tercih ediyorum. Dilerseniz siz havuç ve mor lahana da koyarak tüketebilirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.